2015 yılından sonra özellikle Türkiye'de o hal sürecine doğru uzanan sıkı yönetim evreleri, o hal ilanı, 15 Temmuz darbe girişimi ve arkasında o halin artık kurumsal hale gelmesi, devletin de demokrasi ve barış taleplerine yönelik olarak sürdürdüğü şiddet eğilimi işkencenin artmasına yol açtı. Türkiye'de 2015 yılı sonrasında barış taleplerinin artık farklı bir yöntemle tartışılacağını, artık bir masada uzlaşı yolunun tercih edilmeyeceğini ve demokratik taleplere müsamaha gösterilmeyeceği üzerinden yorumlamak mümkün. Bu coğrafyada yaşananlara bakıldığında da artık iktidarın barış dili yerine toplumsal gösterilerde, barış taleplerinde, insanların düşünce ifade özgürlüğü konusundaki en basit istemlerine dahi şiddet baskı yoluyla gittiğini ve onu bastırma için şiddet aygıtını kullandığını söyleyebiliriz. Orta Doğu'da yaşanan olayların da bunda etkisi var. Ekonomik kriz diye ifade edilen aslında insanları yoksullaştırıcı ve yoksunlaştırıcı politikaların giderek artması, yeni dünya düzeni olarak tanımlanan kapitalizmin kendisini inşa biçimi, artık devletin demokratik enstrümanları kullanmak yerine toplumsal huzursuzluğu bastırmak, bu yaşanan sorunları çözmek için daha çok şiddet aygıtına başvurmasını beraberinde getiriyor. Çünkü uygulanan bu politikalar çok geniş toplumsal kesimlerde, bu toplumun yoksullarında, bu toplumun barış, demokrasi talebinde bulunan insanların da huzursuzluk yaratıyor. Devletin de bu huzursuzluğu çözmek için kullandığı en önemli aygıt şiddet aygıtı. Özellikle devletin kendisine karşı çıkan, bu konuda talep isteyen hiç kimseye müsamaha göstermediğini, biat kültürünü benimsediğini ve kendisine biat etmeyenlere yönelik olarak da sindirme, korkutma, cezalandırma girişimlerinin öne çıktığını söyleyebiliriz. Geçen yıl yaşanan olaylara bakıldığında da, geçen yıl İstanbul Sözleşmesi'nin iptali sürecinde özellikle kadınların kadına yönelik şiddet konusunda seslerini yükseltmek istemesi, bu konuda Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeden aslında hukuku zorlayarak belki de hukuk dışı bir yolla geri çekilmesini benimsemediklerini sesli olarak ifade etmesi tabii ki iktidarı rahatsız etti. Ve iktidar kendisini rahatsız eden, kendisini eleştiren her türlü sözü, eylemi yasaklamak, ortadan kaldırmak, içini boşaltmak tarzında hareket ediyor. Dolayısıyla da İstanbul Sözleşmesi ile birlikte başlayan süreçte kadınların yükselen mücadelesi, bu konuda ses çıkarması hedef olarak kadınların alınmasına yol açtı. Yalnızca kadınlar değil, özellikle Onur Haftası konusunda cinsel kimlikleri ve cinsiyet yönelimleri ile ilgili talepte bulunan LGBT artılar özellikle hedef alındı. Geçen yılki verilere bakıldığında zaten kadın nüfusunun ve LGBT'yi artı nüfusunun artmasının en önemli nedeni hem onların taleplerinin görünür olması yönündeki müdahaleler hem de diğer taraftan iktidarın bu talepleri ötekileştirme, düşmanlaştırma, kendi kitlesinin politik konsolidasyonu için kurtarma çabası, oluşturma çabası olarak nitelendirebiliriz. Şunu söylüyorduk biz işkenceyle ilgili yaptığımız değerlendirmelerde işkencenin değişen yüzüne dikkat çekiyorduk. İşkencenin değişen yüzü derken de bir işkencenin uygulama amacındaki farklılığa işaret ediyorduk.
İkincisi işkencenin uygulandığı mekanların, uygulama biçimlerinin, hedef aldığı kitlelerin değişimine işaret ediyorduk. Neydi bunlar? Aslında işkenceyi bütün toplum bilgi almak, itiraf elde etmek için kolluk devlete bağlı olarak çalışan insanların uyguladığı şiddet olarak düşünürdü. Son zamanlarda aslında işkencenin bilgi almak, itiraf elde etmek için değil, insanları cezalandırmak, korkutmak, bastırmak amacıyla kullanıldığını gözlüyoruz. İşkence eskiden dört duvar arasında yaşanan bir fiil iken, işkencenin direkt sokağa indiğini, ev baskınları, insanların çalıştığı mekanlar, çalıştığı ortak alanlara yönelik yaygınlaştığını ve bu fiiller sırasında da bütün toplumu aslında bu yaşananlara tanıklık etmek tarzında bir uygulamayla sindirmeye çalışıldığını gözleyebiliyoruz. Bu işkencenin aslında hem amacında hem uygulama şeklinde ortaya çıkan değişiklikler bize herhangi bir olayda hemen şiddet fiillerine başvurmanın ve bu şiddet fiillerine başvururken de yalnızca orada hedef alınan kitleyi değil, tanık olabilecek, bunu duyacak insanlara da bir gözdağı vermeyi, sindirmeyi hedeflediğini söyleyebiliriz. Bu insan eliyle gerçekleşen bir fiil diyoruz işkence için. Dolayısıyla ortadan kalkması da insan eliyle olacaktır. İktidar kendisini sürekli kılmak için zaman zaman şiddet enstrümanlarını daha görünür kılar. Bunu daha şiddetli bir şekilde uygular. Zaman zaman da daha farklı talepleri gündeme getirir. Yani belli kesimlerin iktidarlarından söz ettiğimiz zaman şiddet aygıtının her zaman onların elinde kullanılacak elverişli bir enstrüman olduğunu söyleyebiliriz. İktidar tek şiddet enstrümanına başvurmaz. Demokratik açılımlar adında, çözüm süreçleri adında da bazı girişimlerde bulunabilir ve toplumsal muhalefeti bir ölçüde belli sınırlara çekebilir. Burada kritik olan bunu bahşeden bir yapının varlığı değil, bunu hep birlikte oluşturan, bunun için birlikte mücadele eden, sahici ve samimi olan bir yönetime ihtiyaç var. Mevcut iktidarlar ise bunu her zaman kendi varlıklarını sürdürmek için kullanıyorlar. Dolayısıyla da mevcut iktidarlarla bunu sağlamak olanaklı gözükmüyor. Yani bir kere yaşanan şiddet karşısında bu şiddeti görünür kılmak, bu şiddetin hukuki sonuçlarıyla ilgili olarak ilgili organları çalışmaya davet etmek, en önemlisi de ortaya çıkan zararı, insanların yaşadığı travmaları onarmak için çaba göstermek ve belki de bir daha tekrarlanmamasını sağlamak. İnsanların bu yönde sürdürdükleri her türlü çabanın çok kıymetli olduğunu hissetmek gerekiyor. Burada belki kimi insanlar hakikati söylemekle yetinebiliyorlar. Hukuki mücadeleyi sürdüremeyebiliyorlar veya bunun ortadan kaldırılması, tekrarlanmaması için çabalar konusunda eksik kalabiliyorlar. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki bu konuda ne olursa olsun her çabanın çok kıymetli olduğunu hissetmek gerekiyor. Hakikati söylemek, yaşananlara sessiz kalmamak veya ortak olmamak dahi çok kıymetli. İşkence konusunda ses çıkarmanın her anlamda sürdürülen mücadelenin kıymetli olduğuna inanıyoruz.